İyi akşamlar. Memleket meselesinden herkese, memleket meselesinde bu akşamda memleketin meselelerinin öne çıkan başlıklarını, en önemli bulduklarımızı konuklarımıza değerlendiriyor olacağız. Kimler konuklarımız? Ben bu akşam ilk önce onları takdim edeyim sizlere. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sayın Eyüp Kadir İnan bizlerle birlikte. Sayın İnan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu akşam sizinle gençleri konuşacağız. Gençler neler istiyor? 6,5 milyona yakın ilk kez oy kullanacak genç var. Onların talepleri neler? Nasıl bir sosyoloji gözlemliyorsunuz? Hepsini sormak istiyorum. Sahada neler gözlemlediniz? Bizlerle de paylaşırsanız. Öncelikle bana soracak herhalde. Hikmet Genç var karşısında. Bir tane genç olduğuna göre en yakın genç benim. Siz böyle Hikmet Bey'den o zaman referans alarak biz başlayabiliriz. En genç benim şu anda burada. Eray Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hemen sizleri de takdim ediyoruz. Stratejist yazmışlar sizlere ama öyle değil tabii ki. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, ASAM uzmanı, emekli jandarma kurmay albay. Emekli jandarma kurmay albay. Bugün Yunanistan'dan önemli açıklamalar var. Onları dünden de var. Onları bir değerlendireceğiz, konuşuyor olacağız. Daha da önemli açıklamalar gelecek, ben size söyleyeyim. Hakikaten artık farklı bir trende giriyoruz ama bu bizim aslında lehimize olan şeyler. Onu da söyleyelim. Ne açıdan lehimize? Çünkü bizim savunma teknolojilerimizdeki ilerleme yükseldikçe Yunanistan'ın lüzumsuz böyle söylemleri artacak. Yani ne kadar çok artarsa aslında o kadar çok geliştiğimizin de bir göstergesidir. Bugüne kadar olanları konuşacağız. Ayrıca sizinle konuşacağız, bir bakacağız haritaya. Eray Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrardan Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak bizlerle. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Birazdan Cumhurbaşkanı'nın sesiyle başlayacağız. Enflasyon en fazla şikayetçi olunan, hayat pahalılığıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir hedef koydu. %20 hazır olun dedi, yani 2023 planlarınızı buna göre yapın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu akşam bunu konuşacağız. İbrahim Hoca ile asgari ücreti konuşacağız. EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı yine bugün Türkmenistan ziyareti öncesinde bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak dedi. Pek çok kalem var EYT'de. Dolayısıyla biraz daha zaman alıyor. Ama enflasyon, asgari ücrete zam, dolayısıyla diğer ücretlere yapılacak olan zamlarda belirleyicisi olacak. Emekli maaşlarına öyle, keza memurların maaşlarına öyle. Bunlar gündemimizde olacak bu akşam İbrahim Hoca. Ama diğer konuklarımızla da elbette değerlendiriyor olacağız. Ve Sayın Hikmet Genç, sizinle de herhalde bu akşam ona başladığımız memleketin meselesi, altılı masanın adayı konusunda konuşuyor olacağız. Tabii ki. Sayın Kılıçdaroğlu yarın Almanya'ya gidiyor. Epey tartışılıyor Almanya ziyareti. Onu da bir her boyutuyla konuşalım. Altılı masanın adayını konuşalım. Tabii. Açıklamaları konuşalım. Ama diğer konularla da başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi İbrahim Bey ile konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yayınlanan, aslında cumartesi günü Samsun'da gençlerle bir araya geldiği o programa bakalım. Enflasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi? Dahası dün Bakanlar Kurulu'nun ardından enflasyonla ilgili %20 hedefini koydu. Buna hazır olun dedi. 2023 ile ilgili hesaplar yapıyorsanız buna hazır olun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir bakalım neler söyledi. Devam edelim sonra. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde %40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut %80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz. Açıkça söylüyorum. Herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir. Ülkemizin bunca fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem enflasyonla ilgili bunları söyledi, hem de refah kaybına müsaade etmeyeceğiz dedi. Ücret artışlarına dolayısıyla değinmiş oldu. Beklentiler var. Oldukça da yüksek asgari ücretle ilgili son bir yıldır yapılan artışlarla beraber bunlar tabii referans alınıyor. Görüşmeler devam ediyor. Yarın da bir görüşme var. Diğer iki görüşmeye baktığımızda çok kısa sürede karar verilmişti. Oy birliğiyle bir karar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir dahli olmuştu en sonunda, bir artış da oradan gelmişti. Şimdi tabii bu yönde hem işveren cephesiyle görüşmeler geldi. gerçekleştiriliyor. Sendikalarla görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ama enflasyon önemli, hayat pahalılığı önemli. Bunun her defasında altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkındayız, bununla mücadele edeceğiz diyor. Şimdi bununla ilgili de Reuters haber ajansından en doğru, en önemli değil ama en popüler haber ajanslarından biri tüm dünyada değil mi? Dikkatle takip edilen Reuters'ta bir haber yer aldı. Reuters şöyle diyor. Şimdi 4 önemli analist katılmış. Bir anket yapılmış. O analistlerin çıkardığı sonuca göre şöyle bir şey çıkıyor ortaya Türkiye ile ilgili. Türk lirasında yeni bir değer kaybı olmadığı takdirde Mayıs ayı enflasyonun %35 ila %43 aralığında olacağı tahmin ediliyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan %40 yakın zamanda dedi. Ve 2023 için hesaplarını yapanlar enflasyonun %20 olduğu gerçeğiyle hesaplarını yapsınlar dedi. Reuters da işte bunu doğruluyor. Bir haber ajansı 4 analist ankete katılmış ve eğer Türk lirasında yeni bir değer kaybı olmazsa Mayıs ayı enflasyonu %35 ile %43 aralığında olacak diyor Türkiye'de. Hızlıca bir enflasyon düzeltiyorum. Fiyat artışı grafiğine, enflasyon grafiğine bakın. Buyurun. Hani bu bir süredir konuşuluyor. Çok güzel bir analiz. Yani şunu da düşünmek lazım. Şu anki mevcut enflasyona göre aslında hocama da sormak gerekir. Yani böyle bir Mayıs ayına böyle bir düşüşün toplam enflasyonun düşüşündeki başarı oranı için ne demek lazım? O sorunun cevabı İbrahim Hoca'da. Yani hocam, çünkü çok büyük bir şey bu. Asıl soru bu. Çok büyük bir gelişme bu çok yani. Çok büyük bir gelişme de toplam çok bir yıllık değil mi? O artıştaki enflasyona. Ve yani insanların hani konuştuğumuzda gerçekten bu enflasyonun bu noktalara hızlıca düşeceğine yönelik ciddi bir inanç var. Onu da söyleyeyim toplumda. Böyle bir kanaat var yani. Türk toplumu bunu satın almış durumda. Yansımalar öyleydi. Evet. Bunun sizce siyasi olarak karşılığı nedir? Yani böyle bir dönemde, bu zorlu koşullarda, içinden geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa, vatandaş bunu satın almış diyorsanız, bunun arka planında ne var sizce Eray Bey? Ya şimdi tabii burada Türk ekonomi modeli diye bir şey ortaya konuldu. Yani bu başlangıçta ortaya konulduğunda hani şu bekleniyordu. Dövizi arttır, dövizi durdurmak için faizi arttır. Faizi arttır, döviz yükselsin, tekrar faizi arttır. Dolayısıyla kur faiz döngüsüne gir ve ekonomi mahvolsun. Beklenen buydu bakın. Daha önceki geçmiş tecrübeler hep böyle ifade ediyordu. Ama bu sefer böyle olmadı. Riski göze aldılar. İktidar siyasi riski göze aldı. Büyük siyasi riski göze aldı. Faizi düşürdü. Arttı döviz, ona rağmen düşürdü. Ama alınan diğer ekonomik tedbirlerle işte kur korumalı vesaire bir baktılar ki bir yerde durdu. Şimdi artık bu durdu. Dikkat edin. Faizi arttırdığınız zaman döviz düşüyor ama dövizi düşürdüğünüz zaman faiz düşmüyor. Yani öyle bir paradoks var. Dolayısıyla bu artık klasik model bir kenara atıldı Merve Hanım. Türk ekonomi modeli diye bir şey ortaya konuldu. Bakın bu sadece bize özgü ve bizim kendi ekonomistlerimizin bulduğu bir model. Ne oldu? İnsanlar da, milyonlar da buna inandı. Ve şükür bakın şimdi %35 ne demek hocam ya Allah aşkına. Şunu ben şey yapınca bile heyecanlanıyorum. Yani %70 küsürlerden 80'lerden %35'e düşmek bu kadar küçük bir şey kısa sürede ne demek yani, bunu bir hakikaten açıklamak lazım. Biri bize anlatsın hocam. Biri bize anlatması lazım bunun, evet. Arkadaşlar enflasyon grafiğimizi getirelim mi? Şöyle ekrana. Aslında Türkiye ekonomisi gibi gelişmekte olan ekonomileri global sermaye çevreleri birçok kanalla kontrol etmeye çalışıyor. Hı hı. Öncelikle sizin başta enerji ve birçok kalemden dışa bağımlı olmanızı temin ediyor. Bunları kırabilecek etkenleri sürekli olarak engelliyor ya da erteliyor. Türkiye'nin 1940'lardan itibaren başına gelen aslında tamamen bununla alakalı. Birçok örnek verebilirim size. Dolayısıyla sizin cari açık vermenizi temin ediyor. Cari açık vermek demek üretiminden daha fazla tüketmeniz demek ve dövize ihtiyacınızın olması demek. Döviz de onların kontrolünde. Yani hangi ülkeye ne kadar yabancı sermaye gireceğine onlar yönlendiriyor, karar veriyor. Bunu daha önce IMF üzerinden yapıyorlardı. Türkiye IMF ile bağını kesince bu sefer işte CDS primi ve diğer kanallar üzerinden kontrol etmeye çalışılıyor. Türkiye'nin daha önce özellikle 90'lı yıllarda 2000'de yaşadığı krizin temel nedeni bu. Çünkü dövizin sahibi siz değilsiniz. Sizin ülkenize getiren istediği zaman da geri götürebiliyor. Veya bu ani bir kur hatağı, devamında enflasyon, faiz arttırımı ve negatif büyüme sarmalına bizi sokuyor. Bundan çıkmamız 10 yılımızı alıyor. Hı hı. Daha önce bunu Türkiye defalarca denedi. Aynı şey... Ya adeta bir karanlık ekonomik kültür haline gelmiş hocam bu. Herkes bunu söylüyor ama baktılar ki insanlar hakikaten böyle olmuyor yani. Burada farklı bir şeyler var. Sağ olun sizler de açıklıyorsunuz. Şimdi burada... Ben şunu da soracağım buyurun. Hocam. Bugün basında çokça konuşuldu. Birkaç ay önce de yaklaşık 1,5 ay önce Financial Times gazetesinde bir haber çıktı. Diyor ki Türkiye'nin kasası doluyor. Erdoğan bunu nasıl yapıyor bilmiyoruz. Önce Arap sermayesini getirdi. Ama sadece bununla olmazdı. Şimdi Rusya'da enerji alıyor. Yani buradaki krizden faydalanıyor. Bu kadar basit olabilir mi? Yani Türkiye'nin bütçesi, hazinesinin artması, ekonomisinin büyümesi, Financial Times'taki yorum bu. Bunu soracağım özellikle İbrahim Hoca'ya. Bu çünkü çok önemli. Bu şöyle. Bu tek başına ekonomi ifade ekonomiyle hayır, açıklanabilir. Bu tabii ki açıklanamaz. Bunun en önemli unsuru şu. Türkiye'de 20 yıldır istikrarlı bir iktidar var ve temel sorunlarını çöze çöze geliyor ve ne dediyse de arkasında bütün vücuduyla duruyor. Ve birçok alanda da bunun etkileri görülmeye başlandı. Türkiye bir bölgesel güç haline geldi. Küresel güç olmasının ne diyelim tam eşiğinde. Ve bu kapsamda birçok yeni durum önce belki bizi kısa vadede zora soktu. Örneğin işte Ukrayna savaşı çıktığında işte turistler gelmeyecek, zaten ona bel bağlamıştık, cari açığımızı nasıl fonlayacağız diye ahvah edenler vardı. Ben hatta o zaman demiştim kesinlikle turizm gelirlerinde bir azalma olmayacak, hatta belki daha da artabilir hocam, diye. Hocam geçen seneye göre yüzde bilmem kaç, 44 milyar dolara çıkmış bizim turizm geliri. Şimdi bu yaz şeyleri dolmuş durumda yani. Yaz rezervasyonları inanabiliyor musunuz? Kışta işte ya şu an diyorum yani. Bakın 44 milyar yani, dolar yani. Kim şu derdi işte, Avrupa'dan kışı geçirmek için Türkiye'ye geleceklerini. Dolayısıyla yine hatırlayın ben yani birkaç yıldır bunu defalarca söyledim. Türkiye evet enerji konusunda dışa bağımlı ama bunu ortadan kaldırabilecek en önemli hamlesi doğalgaz ve petrol çıkaran ülkelerle tüketen ülkeler arasında en güvenli güzergah olması, yani hap olması. Şu anda hocam, bunu konuşuyoruz. Bunu daha detaylı sormak istiyorum size. Dediğim gibi bu sadece ekonomiyle açıklanamayacak. Tabii ki. Uluslararası ilişkiler bağlamında da Türkiye'nin yürüttüğü siyaset bağlamında da bunu uzunca bir süre bir konuşalım. Ama şu enflasyona bir bakalım. Neredeydik, nereye geldik, hedef ne? Bu hedefler gerçekçi mi? Şimdi geçen sene Aralık'ta gördüğünüz gibi hızlı bir yükselme söz konusu. Aslında bu açıkçası çok da öngörülen, çok da reel olarak gerekçesi olmayan panikle ve spekülatif hareketle ortaya çıkan bir hareket. Evet. Kurla başladı ve arkasından da reel bir karşılığı olmadığı halde fiyatlara olağanüstü zamlar yapılmaya başlandı. Ve geleceğe ilişkin de beklentiler sürekli olarak olumsuz olacakmış gibi çeşitli kanallardan başta dijital medya olmak üzere pohpohlanmaya başladı. Evet. Daha önceki 2000 ve 94'teki alışkanlıklar da devreye girince hakikaten hatırlayın o kur atağı öncesi 20 Aralık'ta Türkiye'de ekonomik hayat, ticari hayat durma noktasına getirildi. Ve Türkiye'yi faiz arttırımına zorlamaya çalıştılar. Ama daha önce defalarca yapılmış ama günü kurtarıyorsunuz ama bir sonraki aşamada daha büyük bir maliyetle karşıya geliyorsunuz. Türkiye bu tercihten vazgeçti. Tam tersine dedi ki ben başka bir yöntem uygulayacağım. O arada şunu da itiraf edelim. Bu yeni programın açıklanması, ekonomik birimlere aktarılması biraz zaman aldı. Aslında bunu belki önceden planlamış ve iyi bir iletişim kurmuş olsaydık bu kadar belki maliyete net de katlanmış olmayacaktık. Özellikle Aralık öncesini kastediyorum. Ve bizim geçen sene Aralık-Ocak enflasyon toplamımız %25. Daha sonraki aylarda bu azalarak devam etti ama nihayetinde bu şu anlama geliyor. Bazıları da bunu baz etkisi kavramıyla küçümsemeye çalışıyor. Sanki matematiksel bir kendiliğinden oluyormuş gibi enflasyonun düşmesini. Baz etkisi ne demek? Şöyle enflasyon bir yılda üretilen bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki genel artışı ifade eder. Bunu belli bir tarih baz alarak belirlemeniz lazım. Son 12 aylık enflasyonu alıyoruz biz. Son 12 aylık aldığımızda yeni giren ayın enflasyonu toplama dahil edilirken en son ayı da toplamdan çıkartıyoruz. Yani Aralık ayı geçen sene 13, bu sene de 3 olsun, kolay olsun diye söylüyorum. Bizim yıllık enflasyon oranımız en az 10 oranında düşecek. Dolayısıyla şu anda 84 küsürde bizim yıl sonu enflasyonumuz en az 10 puan düşer, hatta biraz daha düşer. Çünkü onu Eray Hoca'nın sorusunun yanıtı bu sanırım. Endeksle hesaplanıyor bu. Otomatik birini çıkarıp diğerini şey yapmıyoruz ama dolayısıyla biz yıl sonunu işte 70'ler gibi en kötü ya da 68-69 da olabilir. Tam detayına bakmadım. Yıl sonunu öyle kapatacağız. Zaten Merkez Bankası'nın hedefi de baktım 65. Yani küçük bir sapmayla aslında hedefi tutturmuş oluyoruz. Ocak'ta da 11.8 civarında bir enflasyon geçen sene maruz kalmışız. Bu sene 2 olduğunu varsayarsak 10 puan da oradan düşecek. Dolayısıyla 60 olacak en fazla. Ondan sonraki devam ettiğimiz aylarda da benzer durum söz konusu. Bu nihayetinde 1 Ocak itibariyle diyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Mayıs ayına geldiğimizde 40'lara dayandı. Yani hakikaten bunu nasıl diyeyim, normal matematikle anlatamazsınız yani, değil mi hocam? Yani şu olayı düşünün, yani 80 küsürden 60'a iniyor. Oradan da işte 35'lere, 35-40 bandına iniyor. Gerçekten arada, inanılmaz bir şey bu yani. Yani petrol ve doğalgaz fiyatlarında da küresel olarak bir söyleyelim, yani... Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde nasıl geçen sene bu dönem global konjonktür aleyhimize çalışıyorsa şu anda da aleyhimize çalışıyor. Nasıl? Yani petrol doğalgaz fiyatları tabii düşüyor düştü mu? Çünkü bizim cari açık kur üzerinde... Petrol 76 dolarda, geçen sene 140 dolardı. Şimdi, yani değil mi hocam? Daha iyi haber, katına... Rus petrolüne 60 dolar sınırı koyunca evet. Dolayısıyla onu satacağı yerler ve fiyatlarda da gerileme oldu. Şimdi Türkiye Rusya'yla bunu... Ya bakın, bunu niye eleştiriyor Avrupa? Rusya'yla yapılan bu anlaşmayı şu an. Yani şöyle, sınırı 60 dolar sınırını. Şimdi Rusya'yı sıkıştırdıkça petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi de Rusya'nın işine geliyor. Dolayısıyla bundan... Rus ekonomisi büyük oranda petrole ve doğalgaza bağlı olduğu için artarsa Rusya'ya aslında iyilik etmiş oluyorlar. Bunu önlemek için işte bir üst sınır getirdiler. O yüzden böyle bir tedbir aldılar. Ama yani Türkiye'ye getirdi. Bu da tabii Türkiye'nin lehine oldu. Yani iyi ki bakın demin söyleyecektim. Hani iyi ki denge politikası izliyoruz. Görüyor musunuz? Ne bir tarafı ne her iki tarafı da biz fırsatlarından yararlanıyoruz. Dolayısıyla hakikaten bu denge politikasının hani çek bırak gibi. Önce bir gerildi dünya. 140 dolarlara çıktı. Sonra şimdi geri rebound etkisiyle değil mi? Geri dönüyor. Geri döndükçe de bizim tam da enflasyon anlamında düşüşe geçtiğimiz bu dönemde bizi de ekonomimizde destekliyor yani. Şöyle sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Şu anda Türkiye'nin yaptığı enerji hamlelerinin her biri bu sorunun uzun vadede ortadan kalkması için de bize yeni bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye enerji dışa bağımlılığını ve dolayısıyla da kontrol edilebilirliğini ortadan kaldıracak bir noktaya geldi. Ve bütün bu son birkaç yılda Türkiye'nin işte uluslararası konjonktürde aldığı pozisyonlar, aldığı kararlar herkes tarafından takip ediliyor. Çünkü aldığı kararın arkasında dediğimiz gibi tamamen bütün vücuduyla duruyor. Enflasyona... Şunu sormak istiyorum. Bugün şöyle bir şey okudum. Pandeminin başında Türkiye doğalgazın 1000 metreküpünü 150 dolara alıyordu. Bugün 1500 dolara alıyor. Bu doğru bir bilgi mi? Şöyle, fiyatlarda olağanüstü bir artış var. Bu daha ziyade Avrupa'daki doğalgaz arz ve talebine bağlı olarak ortaya çıkan bir fiyat. Doğalgaz alımımızı biz spot piyasadan yapmıyoruz. Şimdi yaz ve kış tüketimleri farklılık arz ettiği için yani minimum tüketimi uzun vadeli sözleşmelerle alıyoruz. Evet. Onu aşan kısmını özellikle kış aylarında da kısmen spot piyasalardan işte depolardan tedarik ediyoruz. Yani dolayısıyla ama sizin söylediğiniz rakamlar Avrupa'nın şu anda o maliyetlerle doğalgaz tedarik etmeye çalıştığını ifade eden rakamlar. Yani bu Türkiye'nin ekonomi politikası sayesinde mi biz bunu spot piyasalardan alıyoruz, depolarımızdakileri kullanıyoruz? Yani bu da bir yönetimi ama burada şunu şöyle, hayır, Türkiye mesela son dönemde Rusya ile aldığı fiyatın da altına almak için pazarlıklar yapıyor. Spot piyasadan %25 daha ucuz alıyoruz. Dolayısıyla biz bu Rusya'dan tabii hiçbir ülke kaça kimden ne aldığını açıklamıyor. Bu bir diplomasinin neticesidir. Onu soruyorum. Bu tabii enerji politiğinin bir sonucudur. Yani başka türlü olsa ne olurdu? Bakın, en kötü senaryoyu anlatalım. Türkiye eğer yatırımlarını yapmamış, ülkelerle uzun vadeli anlaşmalarını imzalamamış olsa ne olacaktı? Bütün spot piyasadan almak zorunda kalacaktık. Spot piyasadan alırsak ne olacaktı? Şu anki aldığımızın 10 katını alacaktık belki. Değil mi hocam? Belki daha bile büyük bir fazla. Dolayısıyla burada Türkiye'nin enerji ekopolitiğinde jeostratejik avantajını da kullanmış olması, ani böyle enerji dalgalanmalarının ya da Türkiye'nin bir enerji krizine girmesini de önlüyor. Bakın, Avrupa enerji kriziyle inim inliyor. Bizim enerji krizimiz var mı? Fiyatlar problem bizde. Enerji var. Şöyle bir şey var. Hocam demin söyledi. Bizim enerjimiz yok. Ama enerjiyi üretenlerle tüketenler Türkiye'ye muhtaç. Çünkü tek geçiş yolu, güvenli geçiş yolu bu. Biz olmadan ikisi birbiriyle buluşamıyor. O yüzden bunu işte ne yapıyoruz biz? Bunu kullanarak Rusya'dan, efendime söyleyeyim, Azerbaycan'dan, diğer temin ettiğimiz ülkelerden normal spot piyasasının 1/4 fiyatına daha ucuz enerji alıyoruz. Bütün bu artışlara rağmen.